Merhabalar, Through Thought Podcast'ına hoş geldiniz. Ben hostunuz Deniz. Ve bugünkü konuğum vegan aktivist ve greenfluencer olan Funda Uğraş. Ayrıca birlikte kafa patlatmayı hobi haline getirdiğim değerli bir arkadaşım. Bugün atıksız yaşam ve bu yaşam biçiminde neden vegan olmamız gerektiği, neden bunun önemli olduğu hakkında konuşacağız. Ama öncesinde Funda, dinleyicilerimize kendinden biraz bahsetmek ister misin? Evet, tabii teşekkür ediyorum öncelikle beni konuk olarak davet ettiğin için. Ben 2015 yılından beri veganım ve aynı zamanda 2015 yılından beri vegan olduktan kısa bir süre sonra da vegan aktivizm yapmaya başladım. Veganlığa aslında etik kaygılarla başlamıştım. Yani hayvanlara yapılan bir şey var ve bu şey yanlış. Ve ben bunun bir parçası olmak istemiyorum ve daha sonra da bu konuda neler yapabilirim, insanlara nasıl gerçekleri anlatabilirim. Çünkü bu endüstrinin dayattığı ve aslında gerçeklerin göz ardı edildiği, böyle kapılar arkasında gizlendiği bir şeylerin olduğuna farkına varmıştım. Daha sonra araştırmalarıma devam ederken aslında atıksız yaşamın ve işte veganlığın, çevre sorunlarının, insan haklarının, hayvan haklarının, iklim krizinin nasıl böyle kesiştiğini ve arka planda nelerin döndüğünü ve okullarda öğrendiğimiz şeylerin aslında ne kadar eksik, hatta bazen hatalı olduklarını gördüm. Bir süreçten geçtim. Bu noktada da yaptığım araştırmalarla birlikte aslında biraz daha ekoloji ve veganlık üzerine eğildiğim, araştırmalarımı bu alanda yoğunlaştırdığım bir döneme girdim. Yaklaşık bir 3-4 senedir ekoloji ve hayvan hakları alanında çalışmalar yapıyorum. Farkındalık yaratmayı amaçlayan kendi Instagram sayfamda bu tarz konularda önemli gördüğüm detayları insanlara anlattığım post serileri oluşturuyorum ve yine davet edildiğim yerlerde bu konularla ilgili bildiklerimi, deneyimlerimi aktarıyorum. Asıl mesleğim bu arada arkeoloji, arkeoloğum ama çeşitli sebeplerden dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım ve aslında daha faydalı olacağımı düşündüğüm için de veganlık ve ekoloji alanında kendim böyle gönüllü olarak çalışmalar yapıyorum. Teşekkürler ve evet, bu değerli çalışmalarını takip eden bir insan olarak kesinlikle altta da linkini ekleyeceğim Funda'nın Instagram'ına. Bir göz atmanızı öneriyorum. Kısaca bize atıksız yaşamdan bahsetmek ister misin? Atıksız yaşam nedir? Neden insanlar atıksız yaşamalıdır? Bunun üzerine birazcık konuşabiliriz zaten birlikte. Ama önce bir girişi senden duymak isterim. Tamam. Şöyle yapalım. Aslında atıksız yaşam böyle 80'lerde daha çok kullanılan ürünlerin ikinci el olarak yeniden alınması şeklinde. Kullanıp attığımız ürünler. Bunlar genellikle mobilyalar ve giysiler üzerinden başlangıçta tasarlanıyor. Mesela Daniel Nap diye biri var ve onun Urban Ore diye bir marka oluşturuyor. Firmalaşıyorlar zamanla ve günümüze kadar da aslında devam eden bir sürece giriyorlar. Bunlar yurt dışında thrift shop olarak bildiğimiz aslında belli bir alanda, köylerde, küçük yerleşim yerlerinde insanların evlerinden çıkan ürünleri belli bir depoda topladıkları ve bu ürünlerin ihtiyacı olan, o çevredeki ihtiyacı olan insanlara sattıkları ya da takas ettikleri bu ürünleri bir süreç geçiriliyor. Ve aslında bu Urban Ore oluşumu her yıl 80 bin ton atığında çöp sahalarına gitmesini engelliyor. Bu atıktan bahsederken biz ve atıksız yaşamdan bahsederken aslında atık olan çok fazla ürün var. Yani bu organik atıklardan plastik ürünlere, ki bugün aslında daha çok plastikleri konuşacağız. Kesinlikle. Çok geniş bir alanda yer buluyor. Aslında sıfır atık endüstriyel bir terim olarak ortaya çıkıyor. Bu atık mevzularında çoğunlukla duyduğumuz sıfır atık yaşam, atıksız yaşam diye bahsedilen şey aslında endüstriyel ve ekonomik kaygılara göre şekillenen bir ilişkiye dayanıyor. Bu ekonomik kaygılardan bahsederken de aslında bizim şu anda mevcut olduğumuz, içinde yaşadığımız ve oluşturduğumuz, insanların oluşturduğu düzende, siyasal ve ekonomik düzende şu şekilde işleyen şey var. Buna doğrusal ekonomi düzeni deniyor ya da lineer ekonomi olarak da bahsediyor. Bunda satın alınan ürünlerin izlediği bir yol var. Bunun ilk basamağı, ilk adımı üretim. Yani bir ham madde çıkarılıyor. Bu ham maddenin şekillendiği ve ürüne dönüştüğü, insanların satın alabileceği bir ürüne dönüştüğü bir basamak var. Bu ilk basamağımız. Kesinlikle. Bu üretim yapıldıktan sonra satın alma süreci, satın aldıktan sonra kullanılan, tüketilen ve tüketildikten sonra da artık ürünün elden çıkarıldığı ve atıldığı bir doğrusal ekonomi dediğimiz bir sistem var ve şu anda işte dünyanın tamamı aslında bu sisteme göre işliyor diyebiliriz. Sıfır atıkta bu ve işte atıksız yaşamaya çalışan insanlarda ve bu alanlar çalışmalar yürüten insanlarda bu sistemin asıl sorun olduğunu, üretilen şeylerin doğrusal bir yol izleyerek en sonunda atıldığı sistemin bir soruna yol açtığını ve bunun yerine, bu doğrusal ekonominin yerine de döngüsel bir ekonomiye geçilmesi gerektiğini söylüyorlar uzmanlar. Bu doğrusal ekonomi, döngüsel ekonomide şu şekilde işliyor. Üretim yine yapılıyor. Daha sonra satın alınıyor, aynı şekilde kullanılıyor. Kullanıldıktan sonra ürün eğer onarılabilecek durumdaysa onarılıyor, tamir ediliyor. Daha sonra yeniden kullanılıyor o ürün. Yeni işlevler veriliyor bu ürüne. Sonrasında siz eğer o ürünü kullanmak istemiyorsanız ihtiyacı olan kişiye verilebilir, bağışlanabilir ya da değiş tokuş yapılabilir hale geliyor. Yeniden kullanım amacı ver dediğimiz kısımda zaten ileri dönüşümden bahsediliyor burada. İleriye dönüştürülüyor. Sonrasında da eğer organik bir atıksa kullandığımız ürün, organik bir malzeme ise daha doğrusu onun kompost yapılması gibi süreçlere giriliyor. Eğer organik değilse de geri dönüşümü yapılabilecek bir ürünse, yeniden kazanılabilecek bir ürünse geri dönüşüme teşvik. Sonraki aşamada da tekrar üretime katılan bir böyle bir döngüye girilen bir şeyden bahsediyoruz. Yani sonuç olarak sadece işte anında kullanılıp atılan ve sonrasında hiçbir işlevi olmayan ve ayrıca doğaya zarar veren bir ürün haline gelmiyor. Evet. O döngüsel şeyde, ekonomide. Okey. Güzel. Bir şeyler daha diyordun, ben böldüm sanki. Yani başka atıksız yaşam nedirden bahsettiğimizde aslında burada şeyi örnek verebiliriz. Yani şu anda biz belli birkaç yıldır işte böyle 3-5 senedir atıksız yaşamla ilgili çok fazla böyle ekolojik kaygılar güden insanların çok fazla işte önüne çıkan ve sürekli karşısına çıkan sürdürülebilir ya da işte bu bambu ürünler, cam ürünler gibi bir atıksız yaşamın ikonları haline gelmiş şeyler var. Evet. Ama aslında biz bu atıksız yaşam dediğimiz şeyi yeni oluşturulmuş bir şey gibi düşünüyoruz. Evet, ona kesinlikle katılıyorum. Ancak geçmişimize baktığımızda, geçmişimize baktığımızda mesela ben anneannemden, yani büyüklerimden biliyorum, hatta annemden biliyorum. Mesela benim bir tişörtümü küçükken işte kullandığım, büyüdüğümde bana olmayan bir tişörtü annem kullandıkça işte bana olmadığı zaman da dönüştürüp yer bezi haline getirirdi. Ya da işte anneannem bu yırtılmış kazaklarını, yıpranmış tişörtlerini bir şekilde iplik haline getirip o iplikten kilim dokurdu. Aa, çok güzel. Falan, yani eskiden de yapılan yeni işlevler, yeni işlevler verilen aslında, yani böyle ben şey gibi düşünüyorum ve öyle de oluyor zaten. Geçmişte bu yeniden kullanma, yeni işlevler verme bilinci aslında var eski topluluklardan gelen, ama belli bir noktada bir kırılmaya uğranıyor. Evet. İşte bu plastiklerin, tek kullanımlık ürünlerin ya da işte yine ekonominin gelişmesiyle birlikte, alım gücünün artmasıyla birlikte daha çok ürünü daha kolay bir şekilde ulaşabildiğimiz için atmayı daha teşvik edilen bir sürece giriyoruz. Kesinlikle. Ve o işte büyüklerin yeniden kullandığı, yine markette bir şey almaya gittiğinde bez torbalarda kullandıkları, satın aldıkları ya da cam kavanozları aldıkları aldıkları ürünlerin kavanozlarını, kutularını evde başka bir işleve vererek kullandıkları dönemleri unutup tek kullanımlık plastiklere, yani kullanıp öyle attığımız ürünlere yöneldiğimiz bir durum gerçekleşmiş oldu. Ama aslında geçmişten öğrenebileceğimiz ve geçmişte bu insanların, yani büyüklerimizin kullandıkları şeylerden yeniden hayatımıza uyarlayabileceğimiz çok fazla ders alınabilecek seçenek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hani plastiklerin aslında ne kadar çok hani kullan at biçimde olmasından bahsettin ya. Orada aklıma ilk gelen şeylerden biri, bez poşetle atıyorum bir yere girdiğin zaman insanların birden bakışları falan da değişiyor. Fark ettin mi bilmiyorum. Böyle bir plastik poşet dururken neden bez poşetle gidiyorsun ki oraya? Kolaylık yani, niye yanında taşıyorsun? Hamallık mı yapıyorsun vesaire gibi. Onu birazcık gözlemledin mi? Evet, yani ben eskiden, ya şu son zamanlarda aslında o kadar yaşamıyorum. Çünkü bu işte plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, evet, insanları biraz daha hani yanında bez poşetler ya da işte yeniden kullanabilecekleri torbalar falan taşıma durumuna geldi. Hı hı. Ama ben hatırlıyorum mesela 2015 yılında, 2016 yılında üniversitedeyken gidip poşetle işte kendi torbalarımla manavdan satın alıyor sebzelerimi, meyvelerimi ve hani manavdaki abi diyordu ki hani neden işte bunu kullansana, niye kendine işte eziyet ediyorsun, burada var, ücretli değil bu falan, bunu kullanabilirsin. Kesinlikle, diyordu. Ama aynen, işte orada o yani öyle bir bilinç var ki yani o abinin annesi, hatta kendi bile gençken muhtemelen bu plastikler bu kadar şeyliydi ve getiren o işte kraft kağıtlarda işte ekmek satılırdı, hı-hı, ne bileyim onlar da verilirdi. Onları aslında biliyor ama öyle bir geçiş, keskin bir geçiş olmuş ki hani normali bu, hani kesinlikle olması gereken bu ve işte onun zararı hiç zaten düşünülmüyor çünkü hiçbir yerde söylenmiyor. Ya da bu plastik ambalaj ürünler mesela alıyoruz, içerisinde mercimek var atıyorum. Hı hı. O mercimeği tükettikten sonra çöpe atıyoruz. Bakıyoruz arkasına satın alırken geri dönüşüm sembolü var. Ha, bu geri dönüştürülebilir mantığı yerleşiyor biraz insanların kafasına. O yüzden hani tüketim kısmını aslında geri dönüşümle birlikte biraz şey yapmış oluyor bu üreticiler. Hı hı. Hani zaten geri dönüştürülüyor. Ben bunu alsam da bir şekilde geri dönüştürülecek mantığında. Aynen. Vicdanı rahatlatan bir şey. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Vicdan rahatlatmaya yönelik bir tutum. İlk başta zaten başlığın atıksız yaşam ve veganlık üzerine olduğunu söylemiştim. Neden atıksız yaşayan bir insan ilk başta vegan olmalı sence? Yani ben biraz kendimden örnek vereyim bunu. Deneyimlerimle anlatayım istersen. Hı hı. Ben vegan olduğumda dediğim gibi ilk başta tamamen etik nedenlerle oldum ve hiç böyle çevre, ekolojik kaygılar, sürdürülebilirlik, işte atık, plastik gibi şeyleri başlangıçta düşünmemiştim. Yani evet, plastiğin bir sorun olduğunu biliyordum. Çünkü okulda da bize anlatılan şey geri dönüştürün, işte pillerinizi ayırın, atıklarınızı ayrıştırın, camları cama atın, plastikleri plastiğe, kağıdı kağıda falan gibi bir şey vardı arka planda ama açıkçası ben uygulamıyordum onu o şekilde. Ya da işte uygulayacak zaten alanda yoktu o kadar, bu çöp konteynerleri falan yani benim o dönemde o kadar yaygın değildi. Aynen. Daha sonra ben vegan olduktan sonra böyle araştırırken bir şeyleri şunu fark ettim ilk başta. Evet, ben hayvanlara zarar vermeyeceğim artık bireysel olarak bunu sonlandırdım. Peki benim nasıl avantajlarım olacak? Çünkü ben vegan olmadan önce belli bir takım sağlık sorunları da yaşıyordum ve vegan olduğumda çok kısa bir sürede, yani bir aylık gibi kısa bir sürede sağlık sorunlarımın kesildiğini gördüm ve hani bunu kendinizde gözlemlediğiniz için bir detaylarına inmek istiyorsunuz. Nasıl böyle oldu? İşte bu süt ürünlerinin zararlarını gördüm. Hayvansalların zararlarını gördüm. Onların işte bende yol açtığı sağlık sorunları, bende olan sağlık sorunları nasıl tetiklediğini gördüm. Hı hı. Yine araştırmaya devam ederken işte bu hayvansalların ve hayvancılık endüstrisinin nasıl Amazon yağmur ormanlarındaki ormanlık alanlarda tahribata neden olduğunu gördüm. Aynen. Nasıl bu atık endüstri olarak çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazlarının büyüklüğünü gördüm. Evet. İşte hep küçükken yine işte ilkokulda, lisede öğrendiğimiz sera gazı salımı küresel ısınmaya neden oluyor ve küresel ısınmanın başlıca sorumlusu işte otomobiller, metallerdir, fosil yakıtlardır öğrenirken aslında fosil yakıtlardan, karbondioksitten 86 kat daha güçlü olan metan gazının üreticisi olan hayvancılık endüstrisinin nasıl bize öğretilmediğini gördüm. Kesinlikle. Ve bunları araştırmaya devam ederken süt üretiminde 1 litre süt için tonlarca litre su harcandığını öğrendim. İşte yine makalelere bakarken başka çevresel sorunlarda yine hayvancılık endüstrisinin ve hayvan kullanımının, bu hayvan sömürü sisteminin neden olduğu ekolojik yıkımlara gördüm derken bir noktada da işte ben nasıl daha az çevreye zarar verebilirim? Çünkü ben çevreye zarar vermeye devam ettiğimde evet veganım, hayvanlara işte direkt olarak zarar vermiyorum ama plastikler okyanuslara gidiyor ve benim kullandığım bir plastiği ben eğer geri dönüştürmüyorsam ya da o plastiği alıp sürekli atıyorsam bu durumda o plastik belki benim işte yemediğim bir hayvanın bedeninde onun ölümüne sebep olabilir. Sorgulamaya başladım. Kesinlikle. Ya da işte kullandığım pet şişe, ilk bıraktığım şeylerden biri benim pet şişeydi. Diğeri zaten bu plastik poşetlerdi. Bunlar işte nasıl sorunlara yol açıyor? Hayvanların işte bizim ekosistemimizde nasıl çevresel yıkımlara, ekolojik yıkımlara neden oluyor? Bunları sorgulamaya başladım. Ama bir noktada da baktım ki evet atıksız yaşayan bir sürü insan vardı. Kendi yanınızda bardağınızı taşıyın, işte pet şişe kullanmayın gibi bir sürü şeyler bu atıksız yaşamla ilgili. Evet, pipet aynen. Benim en çok güldüğüm şey. Aynen ama sonra bir baktım ki evet pipet sorun ve görülüyor. Hani ben denize girdiğim yerlerde de pipet görüp topluyordum. Ama bir baktım ki balık ağları, işte balıkçılık endüstrisi aslında denizdeki kirliliğin %70 yanlış hatırlamıyorsam %80. %83 mü öyle evet, oranında denizlerdeki plastik kirliliğinden balıkçılık endüstrisi sorumluymuş. Siz hem plastik pipet kullanmayın derken diğer yandan akşam yemeğinizde plastik pipetsiz gelmiş içeceğinizin yanında balık tüketiyorsanız o zaman işte bir dilemma karşımıza çıkıyor. Yani hani bir yandan bir şey yapmaya çalışırken diğer yandaki şeyi eğer göz ardı ediyorsanız aslında çok daha büyük bir soruna yol açan bir şeyi göz ardı etmiş oluyorsunuz. O zaman işte atıksız yaşam konusunda çevreye bu kadar zarar veren bir endüstriyi, bu kadar zarar veren, bu kadar ekolojik yıkıma neden olan bir endüstriyi de aslında desteklememeniz gerekiyor. Evet plastiklerinizi azaltın, hatta plastiği mümkünse hayatınızdan çıkarın ama hayvan sömürmeye, hayvanları yemeye, hayvan bedenlerini tüketmeye devam ettiğinizde aslında plastikten çok daha fazlasını zarar olarak ekolojiye vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Ki hayvanlar da ekolojinin bir parçasıdır. Aynen. Eğer ekolojik kaygılar gidiyorsanız zaten ekolojinin bir parçası olan hayvanları bu sömürüye, zulme uğratmamış da olmanız gerekiyor. Böyle bir kaygı içerisine girmeniz gerekiyor. Bir yandan da şunun farkına vardım. Ben vegan olduğumda zaten bu plastik ambalaj içeren ürünlerin büyük çoğunu hayatımdan çıkarmıştım. Aynen, benim de öyleydi. Ekstra benim o ürünlerin atıksızını bulma ya da o ürünlerin işte plastiksizini arama gibi bir kaygıya girmeme gerek yoktu. Çünkü benim aldığım ürünler işte açıkta satılan bakliyatlar. Yani Türkiye'nin birçok yerinde satılıyor. Marketlerde satılıyor. Baharatlar aynı şekilde, sebze meyve açıkta satılıyor. Ulaşılabilir bir şekilde. Böyle bir farkındalığa eriştim. Ben şeyi anlamıyorum. Mesela yurt dışında şu an işte sustainable shoplar açılıyor. Zero waste shoplar açılıyor. Atıksız yaşam shopları açılıyor. Ama aslında Türkiye'de aktar kültürü vardır. Yani mesela çuvallarda işte bakliyat satılıyor. Gerçekten açıkta, hani her şeyi açıkta satıyorlardı. Tamam, şu an Covid nedeniyle birçok şey plastiğe sarıldı ama ondan öncesinde de plastikli ürünlerin alımı diğer ürünlere oranla çok daha büyük bir artıştaydı. Oysa ki mesela ben bir ara işte Ankara'da Tunalı'da yaşıyordum. Hemen karşımda bir tane aktar vardı. Hani o Avrupa'da rol modeli resmen burada varmış zaten. Hani onu görmüş oldum. Avrupa'da o kadar özene bezene yapıyorlar. İşte güzel kutularda falan, ben de Almanya'dayken kullanmıştım. Çok da güzel oluyor. Ama burada da mesela çuvalda işte küreğinle dolduruyordun kendi istediğin ürün. Hani bu tarz bir kültürün var olmuş olması ve bunun sürdürülememiş olması beni gerçekten çok üzüyor. Evet, evet. Hani bu konuda mesela herhangi bir bilgin var mı? Neden o şekilden birden evet, yok olduğunu ya da onların neden gerçekten yani fosilleştiğini. Evet, yani eskiden gerçekten her mahalle, hala aslında var her mahallede, her sokakta, sadece yani bakmayan göremez diye bir şey var ya, gerçekten bunu eğildikçe, çünkü ben de hani eskiden işte yine anneannemin, işte büyüklerimin aldığını, öyle açık ürünleri aldığını görüyordum ve daha uygun fiyatlı oluyor. Kesinlikle, bu ürünler. Çok daha uygun. Ve aynı zamanda onlar çuvallarla geldiği için bir noktada da onun nereden geldiğini, hangi tarlada yetiştiğini, kimin ürettiğini, o tarlada nasıl üretiminin yapıldığını da aslında biliyorduk biz. Ama şu anda bakıyoruz işte her yerde olan bir market mesela ve markette satılan o plastik ambalajlı ürünün arkasına bir bakıyoruz, mercimeğin arkasında menşeisi farklı bir ülke yazıyor. Yani mercimek bu ülkede üretiliyor, üretimi yapılıyor. Bu coğrafyada yetişebiliyor ya da işte nohut, bakliyatlar, işte buğday falan, ama onun izlenebilirliğini de aslında biz bir noktada kaybetmiş olduk. Yani bu geçiş aşaması nasıl oldu? İşte bu zincir marketlerin açılması, paketlemelerin, bu yine petrol şirketlerinin plastiği desteklemesi ve zaten iç içe geçmiş. Yani plastiğin ham maddesi de, ondan da bahsetmedik sanıyorum. Plastiğin ham maddesi zaten petrol ve doğalgaz. Bu ürünlerin işte şirketler tarafından desteklenmesi, bir lobicilik var arkasında, ona mahkum etme insanların bir noktada zaten şey deniliyor, hani açıktan almayın, sağlığa zararlı, işte nasıl yetiştiğini, nereden geldiğini bilmiyorsunuz, hangi ortamlarda kaldığını bilmiyorsunuz, ama o plastiğe sarılı ürünün nasıl geldiğini de bilmiyoruz. O plastiğe sarılı ürünün içerisindeki o plastikten dolayı o ürünlere temas ediyor ve o ürünlerde işte mikroplastikler gelişiyor, nanoplastikler gelişiyor. Onlar da bir sürü sağlık sorununa sebep oluyor. Yani bir yandan bu kötüdür derken diğer yandan bu iyi midir? Hani onu kanıtlayamıyorlar. Böyle bir işte yine lobicilikle bir şeylerin baskılanması, göz ardı edilmesi ve kendilerine yeni bir alan açtıkları bir süreçte aslında yeni bir döngü oluşturmuş oluyorlar. Zaten fark ettiysen mesela şu an konuştuğumuz konularda genel anlamda bireyden ziyade daha çok aslında bir sistemin kurbanlarıyız. Yani sistemin bize yarattığı o işte, diyorum, aynısı veganlık için de geçerli. İşte insanların eğitim süreçlerinde sana inandırdığı, senin tabağına getirdiği, ailenin sana öğrettiği o kültürel değerleri taşıyor ve bu değerleri taşıyan şey yine büyük firmaların inanılmaz bir şekilde para kazandığı ve kesinlikle doğayı veya canlıları umursamadığı firmalardan ve lobilerden bahsediyoruz. Bunlar sana bunu inandırıyor yani. Ve aynısı plastik için geçerli. Aynısı senin ya da herkesin et yemesiyle de alakalı yani. Ve hani burada önemli olan şey, hani bir bireyin yalnız olmayışı. Kendiniz bir şey yapmak istiyorsanız, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, mesela bendeki veganlık sendekinin tam tersi bu arada. Onu fark ettim. Ben ilk başta çevreden kaynaklı olarak zero waste'e yönelmiştim. İlk başta onu öğrenmeye başlamıştım. Hatta benim çok geniş 1-2 yıl boyunca bir DIY sürecim vardı. Sürekli her şeyi kendim yapmaya çalışıyordum. Kozmetikten tut yemeğime kadar. Ondan sonrasında asıl en büyük kirliliği yapan şeyin hayvan sektörü olduğunu fark edince dedim ki ben hani şuradan bir pipet ya da bir pet şişe almıyorum ya da plastik bir diş fırçası kullanmıyor olabilirim, ama ben daha büyük bir şeyin destekçisiyim ve bu beni kesinlikle hiçbir şekilde, etkisi daha büyük. Kesinlikle, ve kendimi o kadar kötü hissettim ki, ama tabii ki de hani bu benim mi suçum ya da senin mi suçundu vegan olmamak? Değildi. Ama bu bir seçenek mi? Bu bir, hani internet var. Belirli kaynaklar söz konusu. Çok güzel makaleler, çok güzel yazılar, belgeseller. Hani bunlarla birlikte adım adım bir şeylerin değiştirebileceğimize ben inanıyorum. Bir de zaten hani Paris Antlaşması olsun ya da 1.5 olayları. Bunların da aslında belirli bir gelişime ön ayak olduğunu görebiliyoruz. Önemli olan burada gerçekten birey olarak biz neler yapabiliriz? Neyi değiştirebiliriz? Biz kendi kendi bireysel alanda neyi değiştirebilirsek bizim etrafımızdaki insanlar da onlardan ister istemez etkilenecektir. Çünkü sosyal varlıklarız. Birbirimize sürekli bir şey anlatıyoruz. Diyorum bir gün gerçekten hani bez çantanızı alıyorsunuz. Okay. Başka bir günde vegan bir seçenek, vegan bir yemek seçeneğini sunabilirsiniz. Hani foot in the door. Aslında bence herkes bir gecede vegan olabilir ama herkes olmuyor maalesef. Evet. Evet, şu an mesela konuştuğumuz şeyler çok iç karartıcı şeyler çünkü gerçekler ve hoş değiller. Ama yine de belki geriye dönülebilir. Geriye dönmek de değil aslında tam bahsetmek istediğimiz. Örnek almak. Örnek alıp ileriye doğru evriltmek. Gidip de tek kullanımlık plastik dükkanı açmamak mesela. Konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, yakın bir zamanda yaşanan bir şeydi. Yani biz gerçekten arkadaşlarla böyle çok hani konuşup, yani bu sıfır atıkla ilgilenen de arkadaşlarım var. Böyle Instagram'da yine birlikte kafa patlatıp bir şeyler yapmaya çalıştığımız, projeler yürütmeye çalıştığımız arkadaşlarla hani biz çabalarken hani kargo poşetini bile düşünürken ki çok büyük bir onun da ayak izi var. Kesinlikle. Biz bunları düşünürken işte plastikleri durdurun, sıfırlayın, azaltından bahseder derken, tek kullanımlık plastikleri tamamen hayatınızdan çıkarın derken, işte ambalajlı ürünleri olabildiğince azaltın derken, bir yandan da bu yine lobiciliğin, bu şirketlerin ne yazık ki para kazanma güdüleri, kolay yoldan işte insanların kaygılarını belki de kullanarak ve işte tam da çünkü özellikle pandemi. Evet, pandeminin özellikle gerçekten de şeylerini kullanarak nasıl bir yol çizeriz kendimize, gerçekten böyle düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü hani evet, sürdürülebilirlik şu anda sosyal medyada yani çok yaygınlaştı ve işte çeşitli şeylere girdi. Hükümetlerin konularına girdi, belediyelerin başlıklarına alındı, konu başlıkları çok konuşuluyor, çok dillendiriliyor. Paris İklim Antlaşması diye bir şey söyleniyor. İklim krizi artık haberlerde söyleniyor, gazetelerde yazıyor. Hani çok hayatımızın içine giren şeyler ki bu gerçekten ben ilk vegan olduğumda ilk böyle konuları araştırırken, yani bir 10 yıldır falan bu kadar dillendirilen bir şey değildi. Ama bu küreselleşmeyle birlikte insanların kolay bilgiye ulaşması, yaşanan farklı ülkelerde farklı toplulukların yaşadığı sıkıntıları ya da sorunların bu kadar hızlı bir şekilde bizim hayatımıza girip bizim haberdar olabilmemizin sağlanmasıyla birlikte böyle bir hal aldı. Bu kadar her şeyin farkına varabilir bir noktaya geldik. Ama bir yandan da işte bu şirketler, bu tarz kaygılar güden insanların artık düşüncelerini, duygu sistemlerini sömürerek böyle şeylere başvurabiliyorlar. Gerçekten çok acı. Ben tatile geldim ve her denize gittiğimde gerçekten kahroluyorum. O sahilden topladığım çöpün haddi hesabı yok. Bebek bezinden tutun plastik şişenin içerisindeki organik atığa kadar, yani o plastik şişe zaten geri dönüştürülmüyor. Evet. Zaten denize atılmış ya da denize uçmuş bir şekilde, çöpten de uçmuş olabilir. Çünkü illa denize atılması gerekmiyor. Ya da atıklarla birlikte işte doğal yollarla, derelerle, bir şeylerle denize de karışmış olabilir. Hani o plastik şişe zaten geri dönüşüme atılsa bile geri dönüştürülmüyor. Bir de içerisine kesinlikle dönüştürülmeyecek şekilde organik atık atarak hani atıyorsunuz. Yani gerçekten insanların metan gazını üretmesi. Aynen. Yani insanların bilinçlenmesi tabii ki ön koşul. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani sen de bunu yapmaya çalışıyorsun. Biz bireylerin farkındalık yaşamasına yardımcı olmaya ve bu konularda kaygı duyan insanlara hani ben de varım ve ben sana yardım edebilirim. Aynı kaygıları yaşıyoruz. Yani birlikte bir şeyleri çözebiliriz. Evet, büyük şirketler, devletler, kurumlar varlar ama bir işe yaramıyorlar belli ki, çünkü hani evet 5-10 yıldır dillendirilen bir şey var. Paris İklim Antlaşması dün yapılmadı. Hala onaylamayan devletler var ki biri de Türkiye. Hani bunlar konuşuluyor ama vaatler veriliyor ama sonuca bakıyoruz yok. Daha sonra işte bu kadar plastiğin sorun olduğu, sıfır atık projesinin başlatıldığı, belediyelere işte sıfır atık mevzuatının verildiği ve uygulanmanın zorunlu tutulduğu bir dönemde siz Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde tek kullanımlık plastik ürünleri satan şirket açıyorsunuz. Yani evet. Gerçekten yani söyleyecek çok şey var. Bu noktada da ama işte yine evet. Bireye ineceğim. Kimsenin bu oluşumlardan, bu şirketlerden, bu firmalardan satın almaması gerekiyor. Kesinlikle. Bu ürünleri satan firmalara giden yakınlarınız varsa, işte aile bireyleriniz, arkadaşlarınız ya da o çevrede alışveriş yaptığını gördüğünüz insanlar varsa uygun bir dille, anlayacakları şekilde bunun neden yanlış olduğunu, çünkü evet plastik sorunu var. Hani herkes de artık bunun farkında. Çünkü her yerde söylenen bir sorun bu. Ya da iklim krizi, artık geçen aylarda yaşadığımız yangınlarla özellikle ana akım medyada da çokça duyuldu. Bunun farkında, insanlar böyle bir şey olduğunu artık biliyorlar bir şekilde. Ama ne yapmaları gerektiğini, neden bunun olduğunu, nasıl buraya gelindiğini, bunların nedenlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü dediğim gibi yani hiçbirimize, bana da, sana da ve bunu dinleyecek olan dinleyicilere de anlatılmadı bu okullarda. Ailelerimiz bize bunları, ya tabii ki söyleniyordu ama bu şekilde anlatmıyordu. Ya diyoruz ya, vegan olduğumuzda biz bir sürü şeyin kendi kendimize öğrendik. Bir sürü şeyin biz kendi kendimize farkına vardık. Evet. Atık meselesinde de bu şekilde oluyor. Yani birileri anlatmadığı sürece, ki arkasında büyük bir endüstri var. Yani petrol savaşları diye bir şey var ve plastiğin ham maddesinde petrol olduğunu söylüyoruz. Yani böyle bir dönemde, böyle sorunların yaşandığı bir noktada bireyler olarak adım atacağız ki şirketler değişsin. Biz talep edeceğiz ki, çünkü üretim talep doğrultusunda olan bir şey. O yüzden yani ben bireyin gücünü çok önemsiyorum. Biz değişmediğimiz sürece de hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani önce ben kendimi değiştireceğim. Önce ben kendim yanlışların farkına varıp kendimi eğiteceğim. Bu konuda bilinç sahibi olacağım. Daha sonra ailemi değiştirebileyim, kardeşimi, arkadaşımı değiştirebileyim, sülalemi değiştireyim, köyümü değiştireyim, ülkemi değiştireyim. Yani öyle gidecek tabii bu. Ki, yani birileri bir şeylerin yanlış olduğunu ve neden yanlış olduğunu nedenleriyle ve çözüm önerileriyle birlikte anlatacak ki geniş kitleler bunları duysun. Bu şekilde. Kesinlikle. Plastik petrolden yapılıyor zaten. Bunu hepimiz biliyoruzdur artık. Peki geri dönüşüm? Herkesin şu an dillerinde bitmeyen bir şey. Hı hı. İşte geri dönüştürebilir. Plastik şişeye bakıyorsun, geri dönüştürülebilir. Başka şeylere bakıyorsun, geri dönüştürülebilir. Peki geri dönüştürülüyor mu? Evet, yani geri dönüşüm de gerçekten çok böyle dillendirilip ve atıksız yaşam konusunda çok öne sürülen, çözünmüş gibi söylenen konulardan biri. Başlıca şeylerden biri hatta. Şimdi bu plastikler, yani dünyaya verdiği zararlara yönelik bu plastiğin bir farkındalık oluştu ve bu farkındalığın oluşmasına ve bu farkındalığın artmasına rağmen plastik endüstrisi aslında hala milyarlarca yatırımla üretimini genişletmeye ve sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada da fosil yakıt endüstrisine bir bakmamız gerekirse, burada plastiklerin %99'undan fazlasının fosil yakıtlardan üretilen kimyasallarca oluşturulduğunu biliyoruz. Ve plastik üretimi de fosil yakıt tedarik zincirinin bir parçası. Bu böyle olduğu için de pek çok fosil yakıt şirketi plastik üretim tesisine sahip olmuş oluyor. Ve pek çok işte plastik şirketinin de fosil yakıt alanına sahip olduğunu biz biliyoruz. Evet. Bu artan plastik üretiminde, fosil yakıt ilişkisiyle birlikte artan bu plastik üretiminde enerji sektöründe özellikle fosil yakıt konusunda bir pazar talebinde düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü yenilenebilir enerji işte devletlerce, kurumlarca çok dillendiriliyor. İşte fosil yakıt sera gazı etkisine neden oluyor. Sera gazları küresel ısınmaya, küresel ısınma iklim krizine, bu yaşadığımız yangınlar iklim krizi falan deyince insanlar ne yapalım o zaman? Zaten yıllardır söylenen şey, otomobil kullanmayın, bireysel otomobillerinize binmeyin, toplu taşıma kullanın, yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün. Evet, bunlar güzel şeyler. Kesinlikle. Ama bir bakıyoruz ki bu fosil yakıt şirketleri talebi düşüş olduğu için bu talepte, bu talebi karşılamak için, yani kendilerini sürdürebilmek için başka bir sektöre ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Ve bunlardan birinin de plastik üretimi olduğunu biliyoruz. Evet. Plastik endüstrisi de yeni bir üretim aslında ağı geliştirmiş oluyor kendine ve bu üretim ağında da kendini bir şekilde olumlaması gerekiyor. Tanıdık bir çözüm olan, hepimizin bildiği geri dönüşüme teşvik etmiş oluyor aslında. Ve geri dönüşümü de şöyle 3 başlık altında bir bakabiliriz istersen. Bunlar işte endüstrisine, sistemine ve ticaret ilişkilerine değinmek isterim ben. Tabii ki de. Mesela endüstri dediğimizde plastik endüstrisinin daha atıksız bir dünya için geri dönüşümün yeterli bir çözüm olduğuna yönelik bir politika izlediğini görüyoruz. Evet. Ama baktığımızda bu mevcut tüketim alışkanlıklarımızın bu şekilde çevre dostu hale getiremeyeceğimizi biliyoruz. Çünkü plastik, petrol ve doğalgazdan üretiliyor. Dolayısıyla da fosil yakıt endüstrisi bize geri dönüşüm programlarını finanse ettiği bir duruma dönüşmüş oluyor. Yani geri dönüşüm aslında tüketimi sürdürürken, insanlar tüketime devam ederken, o bahsettim ya, yani satın aldığımız ambalajın arkasında geri dönüşüm sembolü olduğu için biz onu satın alıyoruz ki geri dönüşüyormuş gibi bir kafamızın arkasında, bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey oluyor. Daha rahat hissetmelerin, daha vicdan rahatlatıcı bir etkisi şeye var. Dönüştürülüyor. Bu sistemde baktığımızda, bu geri dönüşüm sistemine baktığımızda da şimdiye kadar üretilen plastik atıkların tamamına baktığımızda sadece %9'unun geri dönüştürüldüğünü biliyoruz. Ve yaklaşık %12'sinin de yakıldığını, geri kalanın böyle çöplüklerde, tarım arazilerinde, okyanuslarda, işte doğal çevrede, çöplüklerde, denizlerde biriktiğini görüyoruz. %77'siydi değil mi? %77 olabilir. Aynen, yanlış söylemeyeyim rakamı, şu an böyle aklımda kaldığı şekliyle söyledim. Yani bu cam ve alüminyumdan farklı olarak cam ve alüminyum daha çok geri dönüşüme uğrayabiliyor. Ama plastik sonsuza kadar geri dönüştürülemiyor ve parçalandığı aşamalarda dahi, yani geri dönüşüme yaptığınız süreçte dahi doğal yaşama zarar veriyor. Çünkü bu geri dönüşümün bir de maliyeti var. Yani maliyet derken aslında pek çok sorun yaşanıyor. Mesela ham maddeye dönüştürülürken o ürünler elektrik harcanıyor ve büyük bir elektrik maliyeti var. Dolayısıyla her ürün geri dönüştürülmüyor. Bizim işte geri dönüşüm kutularına attığımız ürünlerin hepsi geri dönüşmüyor. Ve toplanırken bu ürünler ya da ayıklanırken bunların toplanmasını ve ayıklanmasını organize edecek şirketler olması gerekiyor. O şirketlere, orada çalışan insanlara bir maddi olarak bir şey ayırmak gerekiyor. Bu organizasyon şirketlerini kurmak gerekiyor ve geri dönüşüm yaptığınızda bu ürünlerin, yani plastik özelinde bahsediyorum tabii ki, kalitesi de düşüyor. Yani biz plastiği virgin diye geçiyor ilk üretilen plastik. En kaliteli olan plastik. Daha sonra siz bunu geri dönüştürdükçe plastiğin kalitesi düşüyor. Dolayısıyla baktığımızda sonuçta bizim elimizde kalan, en son kalan ürün çok kullanışsız. Bu maliyetlere, elektrik maliyetine, yine su kullanılıyor. Bir sürü kimyasallar salınıyor. Baktığınızda hiç de mantıklı bir şey olmadığını görmüş oluyoruz. Bir de ticaret, bir şey söyleyeceksen. Hemen ben de fact check yapıyorum. 1950'den 2017'ye kadar küresel çapta üretilen tüm plastiklerin milyon ton cinsinden düşüneceğiniz zaman %77'si gömüldü ya da doğaya bırakıldı. %14'ü yakıldı, bir de %9'u geri dönüştürüldü. Ama yani 1950'den 2017'ye bahsediyoruz. Yani aralık bu şekilde. Bir de aklınıza bulundurmanız gereken bir şey var. Plastikler çeşitli polimerlerden oluştuğu için her plastik cinsi geri dönüştürülmeye uygun değil. Her plastik birbirine benzer yapıya sahip değiller bir de. Öyle olunca bunların ayrıştırması, insanların orada çalışması ve genelde yasa dışı çalışan insanlar oluyor. Yani modern köleler diye nitelendirebileceğimiz insanlar da orada çalışmak zorunda kalıyor ve çeşitli toksik maddelere maruz kalıyorlar, hastalıklara neden oluyor bu plastikler. Onun dışında zaten doğru düzgün bir maaş almıyorlar ve hani çöplerin içerisinde yaşıyorlar resmen. Hani mesela insan hakları açısından da bayağı sıkıntılı bir konu. Hı hı. Bir de mesela aklımda çok basit bir örnek var. Atıyorum cips poşetleri var ya. Hı hı. Onların hiçbiri hiçbir şekilde geri dönüştürülemiyor. Hı hı. Ve ne kadar çok cips üretiliyor. Ve bunun gibi daha birçok örnek var. Yani plastik sektöründe çeşitli plastiklerin geri dönüştürülmesi imkansız olan çeşitleri var. Evet, mesela karton bardaklar şeylerde işte bu kahvelerde take away al götür kaplar. Hı. İlk baktığınızda işte bu atıksız yaşama geçtiğinizde plastik pet bardakları almayayım, hani karton alayım, hani daha işte kağıt olduğu için daha ekolojiktir gibi düşünüyorsunuz. Aynen. Ama baktığınızda o pet bardakların geri dönüştürülme ihtimali o kompozit olan, yani karton ve plastik karışımı oluyor kompozit dediğimiz, yani farklı materyallerin birleştirilmesiyle oluşturuyor. Evet. Ondan daha güç oluyorlar. Yani çünkü onun karton bardakların ayrıştırılması gerekiyor öncelikle, ekstra bir maliyet. Kesinlikle. Su maliyeti oluyor genelde. O yüzden geri dönüşüm şirketleri genellikle Hı-hı. almıyorlar bu marketlere. Ama baktığınızda üzerinde hepsinin geri dönüşüm sembolü var. Ama geri dönüştürülmüyorlar gibi bir duruma dönüyor. Aynen öyle. Bir de kirli plastikleri de geri dönüştürmüyorlar. Hı-hı. Çünkü her şirket aldığı plastikleri yıkamak istemiyor. Hı-hı. Çünkü inanılmaz bir su harcanıyor onu yapmak için de. Hı-hı. Ayrıca geri dönüşümün de bu kadar pahalı olmasının en büyük sebebi bu kadar elektrik ve su kaybına neden Hı-hı. olması. O yüzden insanlar bunu karlı bir iş olarak görmüyorlar. Evet. Karlı bir iş olarak görmedikleri için de yakmak çok daha karlı oluyor. Cepleri için, doğa için değil. Evet. Ticaretten bahsedecektin sanırım. Evet. Ticarette de işte bu plastik atıkların küresel olarak ticari mal piyasasında, yani dünya çapında satılan ve ticareti yapılan bir ürün olduğunu biliyoruz. Ve küresel kuzey ülkelerinin uygun atık yönetiminin gerçek maliyetlerini dış ülkelerin, daha çok güneydeki ülkelerin üzerine bıraktığını biliyoruz. Bu durumda işte daha küçük ekonomilere ve yoğun emek iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelerde atıkların buralara satılmasına neden oluyor ve bunun sonucunda da büyük çevresel ve sosyal adalet sorunlarının yaşandığını biliyoruz. Mesela 2018 yılına kadar Çin aslında dünyanın büyük çoğunluğuna, neredeyse tamamının atıklarını, plastik atıklarını alan bir ülkeydi. Ama 2018 yılında yaptıkları bir yasal düzenlemeyle birlikte Çin dışarıdan işte katı atık alımını durdurdu. Hı hı. Böyle olunca daha önceden mesela Türkiye'ye 2018'den önce 4000 ton bir plastik atık gelirken 2018'den sonra bu 33.000 tona kadar çıkmış durumda. Ayda. Böyle olunca biz kendi ürünlerimizi, kendi plastik atıklarımızla daha baş edemiyorken bir de dışarıdan satın alıyor olduk. Hı hı. Bunun izlenebilirliğini nasıl diye baktığımızda mesela Adana'da, işte Antalya'da, Mersin'de pek çok geri dönüşüm sorununun yaşandığını görüyoruz. Mesela Nisan 2021'de Greenpeace'in işte Eurostat verileri doğrultusunda Çin'in atık ithalatını yasakladığından dolayı Türkiye resmi olarak Avrupa'nın çöplüğü haline geldiğini biliyoruz ve atıkları alınan ülkelerde de geri dönüşüm oranının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye 2020 yılında Avrupa'dan yanlış söylemeyeyim, bakayım notlarıma, 656.960 ton plastik atık ithal etmiş. Hı hı. Adana'ya baktığımızda bu ithal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmek üzere toplandığı şehirlerin başında geldiğini görüyoruz ve atıklar tarım arazilerine, çöp sahalarına terk ediliyor. Hı hı. Başa çıkılamayan ve geri dönüştürülemeyen bu çöplerin de bir kısmının yakıldığını ve yakılınca tabii ki karbon salıyor bunlar. Kesinlikle. Sera etkisini arttırıyor ve bu bölgede de hayvanların mesela zehirlendiği, insanların o çevredeki kirlilikten etkilendiği ve o çevredeki atıkların su yollarına karıştığı, suların işte zehirlendiği gibi sonuçlar doğurduğu biliniyor. Mesela bölgede bir tane çiftçiyle yapılan görüşmede çiftçi şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki Bu gördükleriniz 1/10, 1/1 bile değil. Arazimize pamuk ekiyoruz ve tozdan pamuğu kaldıramıyoruz. Hastalık ve ilaçtan bu durumla başa çıkamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz diye bir açıklama yapmış. Yani biz mesela İngiltere baktıklarında işte daha temiz, atıksız, işte daha böyle sürdürülebilir, geri dönüşümü çok iyi, atıklarını çok iyi ayrıştırıyor diye söylenirken bir bakıyoruz ki Adana'da bir yol kenarında İngiltere'den gelen bir plastik atık görüyoruz. İşte bu Türkiye'de yine ayrıştırılan, yani İngiltere'de ayrıştırılan ürünlerin yol kenarlarında biriktiğini, daha sonra bunların orada bir yığın oluşturulduğunu, hani İngiltere'de temizlendi ya da diğer satın aldığımız ülkelerde oralar temizlendi, güzelce ayrıştırıldı. Bize gönderildi. Bizde atık ayrıştırılmıyor ya da işte Malezya'ya da çok gönderiliyor mesela. Malezya'da da ayrıştırılmıyor. Onlar o şekilde yakılıyor. Bir de burada başka bir şey de daha oluşuyor. Sen de bahsetmiştin. Yasa dışı plastik atık ticareti diye bir durum karşımıza çıkıyor. Yine Greenpeace'in yaptığı bir çalışmada bir evin arkasında mesela plastik işte kamyonlarla getirilen, yurt dışından getirilen atık ürünlerinin depolandığı, daha sonra oradaki işte hava koşulları nedeniyle oradaki plastiklerin ayrıştığı, çevredeki arazilere saçıldığı, tarım yapılan arazilerde işte o plastiklerin kirliliğe neden olduğu gibi pek çok soruna da neden olmuş oluyor. Kesinlikle. Oh evet, teşekkür ederim. Plastik zaten savaş döneminde, işte 2. Dünya Savaşı'nda uçaklar, tanklar vesaire onlar için üretilmeye başlanıyor. Yani savaş için kullanılıyor. Çünkü işte oradaki belirli işte silahların vesaire daha iyi yapılmasına yardımcı oluyor. İngiltere'de başlıyor bu arada bu. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda 1960'larda Amerika'da bir hareketlenme başlıyor. Diyorlar ki acaba plastik o kadar da iyi bir şey değil mi tarzında. Ve hani doğaya verdiği zararlar hakkında başlanıyor yazılar yazılmaya. Hatta Rachel Carson'ın 1962'de yazdığı Sessiz Bahar'da da, evet, Türkçesi neydi? Pestisit. Tarım ilaçları. Pestisit diye de söyleniyor. İşte zararlı pestisitlerden bahsederken aynı zamanda işte bu environmental, yani çevresel hareketlenme o zamanlarda başlıyor zaten. Ama tekrardan belirli reklamcılıklar olsun da geri dönüştürülebilme olayı vesaire insanların tekrardan bu konudan uzaklaşmasına neden oluyor maalesef. O zamanlarda başlamış zaten. Hani o zamanlar insanlar demiş ki bir dakika, biz bunu kullanıyoruz ama bu doğal bir madde değil. Bu doğal bir bileşen değil. Biz bunu yok edemiyoruz. Ama işte lobiciler sağ olsun, insanlar tabii ki de parasının peşinde. O yüzden doğaya ne oluyorsa oluyor. Evet. Onun da dışında okyanuslarda yani gerçekten en korkunç olan şeylerden biri, hatta belki belgeseli izlemişsinizdir, A Plastic Ocean diye geçiyor. Plastik okyanus Türkçesi. Okyanuslarda yüzen plastikler genel olarak hani insanların düşündüğü ve mesela sahile, denizin kenarına falan gittiğiniz zaman işte plastik poşetler, ipler falan görebiliyoruz. Ama hani okyanusta olan plastikler artık güneşten o kadar çok aşınmışlar ki geneli mikroplastiklerden oluşuyor. Ve nanoplastikte. Ve nanoplastik tabii ki de. O artık hani en küçük hali. O plastik kümesinin, o plastik adasının büyüklüğü de Texas kadar. Bu arada Texas'ın yüz ölçümüne baktım. Texas'ın yüz ölçümü 695.662 kilometre kare. Ama aynı zamanda... doğru söyledim mi sayıyı? Doğru söyledim değil mi? Okey. Neyse. Göremediğim için... Yani 695.662 kilometrekare. Texas'ın yüz ölçümü bu. Türkiye'nin yüz ölçümünü de söylersem herhalde ne kadar büyük bir kütlenin okyanusta yüzdüğünü tahmin edebilirsiniz. En azından gözünüzün önüne gelebilir birazcık. Minik bir bilgi düzeltmesi yapmam gerekiyor. O da Pasifik Okyanusu'nda bulunan çöp kütlesi aslında tek Texas değil, 2 Texas'a tekabül ediyormuş. Bu aynı zamanda 3 Fransa'ya eşdeğer ve yaklaşık olarak da 1,5-2 Türkiye ediyor. Evet, maalesef. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türkiye'nin yüz ölçümü 783.532 km². Yani neredeyse 2 Türkiye kadar plastik okyanuslarda. Hani bu şekilde düşündüğünüz zaman aslında biz bu tek kullanımlık plastikleri tek sefer kullanıp atmış olmuyoruz. Onları kullandıktan sonra onları görmeyişimiz onların varlığını kaybettirmiyor bize. O yüzden hani evet, plastiğin mesela kullanıldığı, plastiğin yararları da var. Teknolojinin gelişmesi en büyük yararlarından biri, ya da işte genel atıyorum cerrahilerde, medikal yerlerde Hı-hı. tabii ki de yararlı. Hı-hı. Ama tek kullanımlık plastiklerin hiçbirine hiçbir şekilde ihtiyacımız olmazken resmen 146 milyon ton üretip ortalama 6 ay ömür vererek atmış oluyoruz. Ve aslında ömürleri daha uzun. Evet. Ve ondan sonra okyanuslardaki çöpler tabii ki de sadece tek kullanımlık plastiklerden oluşmuyor. İlk başta bundan da bahsettiği gibi her dakikada bir çöp kamyonun yüküne eşdeğer plastik çöp denize dökülüyor. Bizim de denizlerimizde 150 milyon tondan fazla plastik yüzüyor. Zaten işte Texas örneklenmesini de yaptım. Hı. Ve mesela Büyük Pasifik çöp yamasını oluşturan plastiklerin %86'sını balık ağları oluşturuyor. Balık ağları da sert plastikten yapılıyor. Hı. Ve bununla birlikte hem önce okyanuslarımızın bütün tabanını balık ağlarıyla silip oradaki bütün ekosistemi bozup dead zone'lara yol açıyoruz ve bu dead zone'lardan kaynaklı olarak aslında karbondioksidin %93'ünü okyanuslar depoluyorken buna izin vermiyoruz. Çünkü okyanusları bu şekilde mahvediyoruz. O yüzden zaten ilk başta da söylediğimiz gibi yani eğer gerçekten ekolojik bir hayat sürdürmek istiyorsanız kesinlikle vegan olmanız gerekiyor. Kesinlikle hem etik nedenlerden dolayı, özellikle mesela ben de aslında etik nedenlerden ötürü sonrasında vegan oldum. Yani ilk başta belirli zero waste dönemimle birlikte tanıştım ama etik nedenlerden ötürü veganlığımı sürdürebildim. Hı. Ve bununla birlikte doğaya verdiği zararı fark edip onunla özdeşleştirdim, yani onu birleştirdim. Ve bu yüzden hani gerçekten eğer en basit şey ya, bir bireyin yapabileceği en basit şey hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir yaşam biçimi sürdürmek. Ve bununla birlikte aynı zamanda ekolojiye, doğaya daha iyi bir şey yapmış olacaksınız. Bunun da üstüne bir de atıksız yaşama doğru yönelmek. Bunu böyle harmanlayıp daha iyiye yönelik bir umut veriyor genel olarak insanlara. Mesela Funda gibi insanlar benim için büyük bir umut kaynağı. Diyorum ki evet, ben yalnız değilim yani. Ay, teşekkür ederim. Ne demek canım? Kesinlikle. Bu noktada gerçekten şöyle bir araya gireceğim. Bu yolculuğa başlarken bu işte ekolojik anksiyete, işte iklim krizinden dolayı anksiyete falan, yani gerçekten çünkü çok fazla yanlışı görmüş oluyorsunuz. Çok fazla işte eksik görmüş oluyorsunuz. Çok soruna şahit olmuş oluyorsunuz ve daha önce hiç bilmediğiniz, daha bu sorunların farkında olmazken siz yaşanan şeyleri bir anda ya bu da buna neden oluyormuş, bu da buna neden oluyormuş dediğinizde çok yalnız hissediyorsunuz. Etrafınızda birileri yoksa, size yardımcı olabilecek, sizi dinleyip sizi anlayabilecek birileri yoksa bu gitgide işte psikolojik sorunlara da dönüşebiliyor. O yüzden gerçekten konuşup böyle derdinizi anlatabileceğiniz, sizi anlayan birilerini bulmak çok yani ihtiyaç oluyor. Bu noktada gerçekten ben kesinlikle elimden geldiğince bana yazan hani herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Aa. Elimden geldiğince, çünkü gerçekten hayatımı artık ben bu şekilde sürdürmek istiyorum. Çünkü yani bu şekilde daha mutluyum. Ben daha öncesinde hani bunları bilmeden daha da mutluydum belki, ama öğrendikten sonra şu an eğer bu podcast'te dinliyorsanız bir şeyleri değiştirebilirsiniz ve yanlış giden bir şeylerin olduğunu farkındasınızdır. Ve bunları nasıl değiştirebilirim? Nasıl daha çevreye, hayvanlara daha az zarar vererek ya da zarar vermeden nasıl hayatıma devam edebilirim noktasında yani elimden geldiğince yardım olmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ben kendim değiştim de bitmiyor. Evet. Biz etrafımızdaki kişileri de değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi yani podcast'ın başından beri konuştuğumuz şey, sorun aslında sistemde. Bunun çok farkındayız. Herkes bunun farkında. Hı hı. Ama sistem kendi kendine değişmeyecek. Kesinlikle. Yani ben değişmeden, evet ben hayvancılığın zararlı olduğunu biliyorum. Hayvanlara zarar verildiğini biliyorum. Ben eğer hayvan yemeye devam ediyorsam ve hayvancılığın yanlış bir şey olduğunu söylüyorsam burada bir işte ikiyüzlülük oluşmuş oluyor. Yani hayvan sektörü, hayvan endüstrisi doğaya zarar veriyorsa, bunun farkındaysam ve ben bunu anlatıyorsam önce benim kendimin değişmiş olması gerekiyor. Yani ben plastiğin bu kadar zararlı olduğunu biliyorsam, bununla ilgili bir şeyler söylüyorsam benim tüketimimi en aza indirmiş olmam gerekiyor. Mümkünse sonlandırmış olmam gerekiyor. Bir de yani evet şu an tüketim dedim mesela ve gerçekten bu şeylerin temelinde yatan şey, yani et yemenin de temelinde yatan şey, bu plastiklerin kullanılmasının da temelinde yatan şey bu sistemin bize dayatmış olduğu tüketim alışkanlıkları. Yani tüketim alışkanlıkları dememin nedeni de bunu alışkanlık haline getirmiş olmamız. Kesinlikle. Çünkü daha önceden, yani biz anne karnından çıktığımızda tüketimi bilerek çıkmıyoruz sonuçta. Bu daha sonradan toplumun, ailenin, işte çevrenin sosyal olarak sana öğretilen, kültürel olarak sana yerleşen ve senin eğer çeşitli kaygıların yoksa ve kendini bu şekilde var ediyorsan, işte daha çok kıyafetin olduğu için sen arkadaş kitlesinde daha statü sahibi hale gelebilirsin. Ya da işte A firmasının yemeğini yediğini gösterdiğinde daha prestijli gözükebilirsin gibi çeşitli çevresel baskılarla da aslında bu tüketim bir şekilde alışkanlık haline geliyor. Ve benim en çok değindiğim, yine araştırmalarımda yayınladığım şeylerde, çalışmalarımda yazdığım şeylerde falan sürekli söylediğim şey, tüketim ilişkilerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek, önce kendimizi değiştirmek ve sonra çevremizi değiştirmek olarak söylüyorum. Kesinlikle. Zaten çevre mesela merak ediyor yani. Hı-hı. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Evet. Vegansın, nasıl hala yaşıyorsun? Geliyor yani bu sorular. Bu sorular geldikçe bunları açıklaman gerekiyor insanlara. Evet, evet. O kesinlikle. Şekilde merak doğuruyor yani. Hı-hı. Tüketim konusunda ben de çok katılıyorum. Özellikle şu an işte pandemi sonrası mı diyeyim ya da hala pandemi mi diyeyim bilmiyorum ama pandeminin getirisi olarak söyleyebileceğim bir şey, işte artık evlere sadece işte kargoların artması. Mesela bu konuda zaten sen proje yapmıştın. Hani kargolar plastiksiz gelmesi üzerine. Hı hı. Ki bence çok mantıklı çünkü inanılmaz sayıda bir kargo artışı yaşandı. Herkes sadece evine kargo söylemeye başladı mecburiyetten ve artık rahatlıktan da. Pandemiyle birlikte bir de bütün meyve sebzeleri paketlemeye başladılar. Mesela o beni aşırı yoruyor. Evet. Şu anda da öyle. Evet. Olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum ama her yerde karşıma çıkıyor. Evet, bu konular gerçekten hani sinirinize dokunabiliyor. Ama bu konuları gördükten sonra neyse ya, zaten böyle her şey, o zaman böyle devam edeyim'e de gitmesin. Hani oradaki o motivasyonunuzu gerçekten kaybetmeyin. Çünkü eğer siz bir şeyleri, hani bir kişiyi bile etkileyebilirseniz o bir kişi başka bir kişiyi de etkileyebilir. Kesinlikle. Bu şekilde bir zincirleme reaksiyona yol açabilirsiniz. Evet. O yüzden tüketimi bireysel bazda çalışmanız gerekecek ilk başta. Çünkü zor bir şey. Hani belirli faktörler geliyor işin içine. İşte dopamin alışverişleri olsun. Yani belirli markaların size bunu aldırma hissiyatı vermesi, yani ona ihtiyacınızın olduğunu hissiyatını vermesi vesaire. Sürekli kendi üzerinize çalışmanız gereken bir yolculuktan bahsediyoruz. O yüzden hani motivasyonunuzu olabildiğince yüksek tutacak hem insanlar hem de değişik, işte atıyorum sempozyumlar, podcastlar, bilmem ne, bunun gibi şeylerle yeniliğe ve eğitime açık olursanız bu konular üzerinde her gün farklı bir şey öğreneceksiniz. Mesela ben de bugün Funda'dan birçok şey öğrendim ve atıksız yaşamaya çalışmama rağmen her zaman atıksız yaşamaya çalışmaktan bahsediyorum. Çünkü hala tamamlanmış bir süreç olduğuna inanmıyorum ve maalesef pandemiden kaynaklı olarak da birazcık zorlandığım bir dönem. Özellikle alışverişlerimde. Neticede olabildiğince aza indirmek bile bir adım. Evet. Yani yapabileceğiniz... Yani diş fırçanızı bile değiştirin mesela. Kesinlikle. Yapabileceğiniz çok fazla yer var. O konuda bir şey söylemek ister misin dermatoloji hakkında? Var mı aklında bir şey? Yani şöyle, plastiğin bulunduğu alanlardan şimdi dermatoloji deyince yani kozmetik ürünlerine mesela baktığımızda... Kozmetik, pardon. Aynen. Evet, dermatoloji de diyebiliriz yani çünkü cilt bakım ürünlerinde falan onların içinde de bulunuyor. Ya yani sadece ambalaj diye düşünmemek gerekiyor çünkü bu neredeyse tüm büyük bu kozmetik markaları cilt bakım ürünlerine ve makyaj malzemelerine küçük plastik parçacıkları, işte nanoplastikler ve hatta sıvı plastikler ekliyorlar. Bazen de bu ürünlere belli özellikler kazandırmak için bunu yapıyorlar ve çoğu zaman da sadece ucuz dolgu malzemeleri olmaları nedeniyle bunu tercih ediyorlar. Yani biz aslında yüzümüzü temizlerken içerisinde mikroplastikler, nanoplastikler plastikleri olan ürünlerle kullandığımızda, cilt bakım ürünümüzü yapıp işte suratımızı suyla yıkadığımızda o bütün mikroplastikler doğal işte su kaynaklarına, su yollarına karışmış oluyor. Hı hı. Ve onlar da sonucunda işte yeraltı sularıyla, yerüstü sularıyla karışarak denizlerimize, yine su kaynaklarımıza karışmış ve dolayısıyla da hayvanlara, çevreye, doğaya ve bize geri dönmüş oluyor. O yüzden yani mesela vegan olduğumda benim yine sonradan farkına vardığım bu ekolojik işte atıksız yaşamla ilgili sonradan farkına vardığım bir şeydi bu. Mesela evet, hayvanla deneyi yapılıyor. O yüzden çoğu zaten markayı elimine etmiş oluyorsunuz. Satın almıyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla oradan bir kazanç sağlıyorsunuz. Vegan olduğunuz için deney yapan ürün almamış oluyorsunuz. Sonrasında ben baktım hani ne alabilirim? Çünkü ihtiyacım olan şeyler var. Mesela diş macunu. Diş macunu neyi alabilirim? Baktım işte plastik, ilk başta plastik ürünler vardı. Çünkü yurt dışında bakıyordum mesela tablet diş macunları var ama Türkiye'de ya gelmedi uzun bir süre. Aynen. Yani ben 2016 yılında tablet diş macunlarını araştırıyordum. Daha geçen 2019-2020 gibi sanırım Türkiye'de üretilmeye, satılmaya başlandı. Evet. Ben mesela üretilmeye başladığı anda onları satın aldım. Çünkü o anda alabiliyordum. Hı. Öncesinde vegan ama maalesef plastik ambalajlı ürünü almış oldum. Hı. Ama dediğim gibi yine daha pek çok üründen, yine cilt temizliğinde mesela normalde belli markaların o toniklerini, bir şeylerini kullanıyordum ve cildime de asla iyi gelmedi hiçbiri. Bu arada cildim de hassastır. Bir sürü markayı denemiştim böyle lise döneminde. Şu anda mesela atıksız şekilde ürünlerini paketleyen, katı sabunlar üreten yerel üreticilerden tedarik ediyorum. Mesela saçımda şampuan değil, katı sabun kullanıyorum. Yine yerel üreticilerden alıyorum. Bu noktada yine yerel üreticilere değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü bu aldığımız ürünlerin, bütün ürünlerin bir ekolojik ayak izi olduğunu aslında bilincinde olarak hareket etmeye başlıyorsunuz. Hı. Çünkü üretim aşamalarında bunlar hem insanlara, hem hayvanlara, hem çevreye zarar veriyor. Bunun farkına varıyorsunuz. Doğal olarak ben satın aldığım böyle büyük adını duyurmuş markaların ürünlerine bakarken işte ekolojikliğini sorguladım, veganlığını sorguladım, deneysiz olmasını sorguladım, atıksız olmasını sorguladım derken bu ürünler, vegan, atıksız falan bir ürün buldum ama yurt dışından geliyor mesela. Onun bir tedarik zincirinde yaydığı karbon ayak izi var. Evet. O yüzden dedim ki bunu nasıl aza indirebilirim? Yerel firmalar, yerel markalar, küçük üreticileri desteklemek. Çünkü Türkiye'de şu anda yani onlarcasını sayabilirim. Kesinlikle. Kadın yerel üretici bayağı temiz içeriklerle, kimyasalı en az olacak şekilde, yani zararlı toksik kimyasallardan bahsediyorum, sıfırlayacak derecede gayet başarılı olan ürünler üretiyorlar. Ve ben şu anda yeni aldığım bütün ürünleri son işte 2-3 yıldır falan tamamen yerel üreticilerden almaya çalışıyorum. Makyaj malzemelerimi, bakım ürünlerimi falan hep oralardan alıyorum. Ve hı hı. Baktığımda şu an geriye döndüğümde o kadar paralar harcadığım ve aynı zamanda o harcayıp da hiçbir işe yaramayan ürünlere yerine şu an aldığım ürünlerde çok daha faydalı bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Küçük üreticiyi de ben desteklemiş oluyorum. Kesinlikle. Yerel olan üreticiyi nereden işte takibini yapabiliyorum. Nereden aldıklarını, aynen nasıl öyle. Üretim yaptıklarını gidip ziyaret edebilirsiniz. Yani sürdürülebilir bir yaşama böyle doğal olarak geçmiş oluyorsunuz aslında. Kesinlikle. O konuda gerçekten son bu 1-2 yılda bayağı bir artış yaşandı zaten yerel üreticiler konusunda ve bu artış beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten dediğin gibi nereden geliyor, nasıl yapılıyor hepsi adım adım görebiliyorsun. Ayrıca o kişiyle iletişime de geçebiliyorsun ve o da böyle mesela o ürünü özel kılıyor. Bilmiyorum, bende öyle şeyler oluyor bazen işte. Evet, hani gerçekten o ürün neyden geçmiş, nasıl bir hikayesi olmuş hepsini bilmek, o ürünün evet kim üretmiş, kimin elinden unique olması işte aynen. Bir tane o tarz bir şeyi, o atmosferi çok seviyorum. O yüzden gerçekten ben de mesela katı şampuan, katı krem vesaire onları kullanıyorum ve gerçekten memnun olduğum konular. Yani o konuda eğer ilginizi çekerse Instagram sayfalarımıza bakış atabilirsiniz. Evet. Oralarda genelde paylaşıyoruz. Evet. Evet, bayağı bir konuyu konuştuk. Bayağı bir konu üzerinden geçtik. Nasıl bitirelim? Yani böyle içine girdikçe gerçekten dallanıp budaklanan bir konu. Evet, ve gerçekten mikroplastik konusu üzerine bile yani saatlerce konuşulabilir. Ama böyle çok da aslında uzatmasak da iyi olur gibi. Belki başka bir zaman yine böyle detaylı, daha çok özel başlıklar altında konuşabiliriz. Yani zevk duyarım ben de. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben kesinlikle tekrardan seni istiyorum podcast'ıma. Hatta podcast'ımızı dinleyen güzel dinleyicilerimize sesleneyim. Eğer işte buraya kadar geldiyseniz öncelikle çok teşekkür ederiz. Ayrıca eğer düşünceleriniz varsa, fikirleriniz belki başka bir podcast için kesinlikle yorum kısmına yazabilirsiniz. Çok mutlu eder bu bizi. Evet. Onun dışında bu vegan plastiksiz yolculuğunuza sizi motive etmişizdir diye umuyorum. Ve eğer ettiysek onu da yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olabiliriz. Evet. Yani sorular olursa yine yorumlarda ben de kesinlikle cevaplamaya çalışırım. Kesinlikle. Yazabilirsiniz yine bana. Mail de atabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ben de. Kaynaklarımızı da açıklama kısmına ekledim. Onun dışında bundan dediği gibi de bana da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Funda bugün için. Çok keyif aldım. Ben de teşekkür ederim davetin için. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Bir dahaki bölümde artık bakalım ne konuşacağız. Çok fazla konu kaldı aslında geriye. Evet, kesinlikle çok konu var daha. O zaman size güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.